Zehra anne hazırlıklarını tamamlamış bile. Biz geldik. Merhaba anne. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk anne. Geçin bakalım. Hoş bulduk anne. Herkes yerine. Hemen önlüklerinizi takıyorsunuz güzel çocuğum. Mutfakta ilk öğreneceğiniz şey hijyen kızlar. Elleriniz ve üstünüz daima temiz olacak. Çocuklar 5 gün boyunca burada birlikte yemek yapacağız. Evet. Şimdiden uyaralım kızlar. Zehra annemizin yemekleri yumurta kırmaya benzemez. Daha önceden yemek yapmışsınızdır umarız. Mutfakta da annem yapıyor, ben izliyorum ama hiç yapmadım. Ama yaparım, yapacağım. Annem sağ olsun. Çok iyi yemek yaparım. Mantı açarım, sarma sararım ki öğrenci evinde bunları yapıyorum ailem olmamasına karşı. Her türlü yemeği de yaparım yani, hiçbir sıkıntı yok. Bana kalsa ben hepsinde iddialıyım. Tabii mutfak benim için çok daha farklı. Ben çünkü mutfakta vakit geçirmesini, bir şeyler çıkarmasını çok seviyorum ortaya. Bugünkü yemeğimiz çocuklar yöresel bir yemek. Biz biliyorsunuz zaman zaman Anadolu'daki bütün yemekleri yapmaya çalışıyoruz böyle. Bazen değişik yemekler yapıyoruz ama genellikle yöresel yemekler yapıyoruz. Bugünkü yöresel yemeğimizde birinin gözleri çok açılacak, Sivas yöresinden Sivaslı biri var. Ama belki kendisi bile duymamıştır bu yemeği. Salatalık anne. Dolması yapacağız. Salatalık dolması, evet. Sivaslı. Bakın bakalım, salatalık dolması yapacağız. Hiç duymamışsındır. Nasıl yapacağız ya? Hiç bilmiyorum. Arkadaş yani. Pasta börekten kafasını yani, kaldırmadığı yani için. Yani Sivas'ta başka şeyler, hingen falan yapılır. İçli köftesi falan vardır. Çok da güzel yaparım. Bir gün yersin inşallah. Ben yapayım, sen yap. Ama hiç böyle bir şey duymadım. Yani Sivas'a da gidip geldiğimde de hiç kimseden duymadım böyle bir şey. Şimdi bu salatalık dolması çocuklar Sivas yöresine ait bir yöresel yemek. Yani biz Sivas yöresinin şekliyle yapacağız. Sivas yöresinin bu az bilinen eşsiz lezzeti için ana malzememizin ne olduğunu biliyoruz. Şimdi diğerlerini de öğrenelim Zehra anneden. 200 gram dana kıymamız var çocuklar. Bir su bardağı kalın pilavlık bulgur. Bakın pilavlık köftelik bulgur. Değil. Köftelik koysak çocuklar böyle yapış yapış olur. Pilavlık bulgur. Bir yemek kaşığı biber salçası ve domates salçası. Bir yemek kaşığı. Evet, ayrı ayrı. Tamam. Bunları unutmuyorsunuz. Yani. Bir çay kaşığı tuzum var. Bir çay kaşığı karabiberim var. Evet, bir çay kaşığı da fesleğenim var çocuklar. Fesleğen biliyorsunuz çok kullanılır, evet. Sivas yöresinde. Evet, bir yemek kaşığı tereyağım var ama isteyen sıvı yağla da yapabilir. Bir tane irice bir soğanım var, yemeklik doğranacak. Evet, bir tane domatesim var üzerlerine kapak yapmak için. Üç tane salatalığım var ve... Sumak. Yarım çay bardağı sumak var. Ben önceden bunu ısladım. Daha ekşi suyu çıksın diye. Bunu da yemeğe ilave edeceğiz. Ayrıca maydanozum var çocuklar. Bir avuç kadar koyabilirsiniz. Ya da yarım demet. O sizin tercihinize kalmış. Malzemelerim bunlar. Anlaşıldı mı? Evet anne. Şimdi ben size yöntemini yaparak göstereceğim. Siz de aynı yöntemle yapacaksınız çocuklar. Ama bakın bir de burada bir şey var, kimse sormadı. Sirke. Sirke. Sirke de çocuklar, tahtalarınıza sirke süreceğiz. Soğanın acısını alması için diye. Güzel gözleriniz yanmasın diye. Evet, ilk olarak salatalıkları çocuklar ortadan bölüyorum. Şimdi de içlerine oyacak diyorsunuz değil mi? Bilemediniz kızlar. Daha sonra oymadan salatalıklarıma şöyle birkaç tane delik açıyorum. Neden açıyoruz? Suyun alması için. Hem suyun alması için hem de kabuklu dolduracağımız için. Kabukların yumuşamasını sağlaması için. Oymaya da kolaylaştırıyor çocuklar. Bu küçük püf noktasını bilmeseydiniz salatalıkları oymak için uğraştığınız gibi bir de yemeğiniz lezzetli olmayacaktı. Evet, hepsini bu şekilde deleceksiniz. Şimdi oyma işlemine geliyorum. Bakın önce ortaya alıyorum çocuklar şu şekilde. Salatalığı ne kadar oyacağınız da çok önemli tabii. Ne çok kalın bırakacaksınız ne de çok ince. Evet bakın bir etapta elinizi alın şöyle bakın. Nasıl oymanız gerektiğini iyice anladınız herhalde. Ne kadar kolay oyuluyor değil mi gördüğünüz evet. gibi. Evet ikinciyi de oyuyorum ben.
Bulgur yerine hani şey de olabilir mi? Pirinç de olabilir mi? E tabii ki evde yaparsan pirinç olabilir. Ama biz yöresel yaptığımız bulgur için daha uygun. Güneydoğu'da ve işte böyle Sivas yörelerinde genellikle bulgur çok kullanılır çocuklar. Evet. Pirinç daha az kullanılır. Evet. Peki Zehra anne, kızlarımız kaç tane dolma yapacak bu görevde? 3'er tane salatalık seçeceksiniz. Ve 3 salatalığı oyacaksınız. Anlaşıldı mı? Şimdi ilk yapacağınız şey salatalık oyma. Tamam. 3, 2, 1. Başlayın güzel çocuklarım. Bilezikler benim olacak demesi kolay. Gösterin bakalım elinizin hünerini kızlar. Annemizin o kadar önemli dediği püf noktasını unutup kızlarımız doğrudan oymaya başlıyorlar salatalıkları. Nisanur tabii ki hata oldu. Evet, önceden yapmam gerekiyor. Bakın salatalıkları çoğunuz çatalla delmediniz. Değil mi? Evet, yine ilk ben düşündüm anne. Evet, salatalıkları hata delmediniz. Yapmama rağmen yine ilk ben düşündüm. Evet. Bu küçük hatalar yüzünden bileziği kaybederseniz çok üzülürsünüz kızlar. Salatalıkları inceltirken dibini delmemeniz gerektiğini de söylemiş miydik? Toplam 6 parça salatalığın içine oyup ilk etabı tamamlıyor kızlarımız. İşi kimin doğru yaptığını şimdi göreceğiz. Teftiş başlıyor kızlar. Şimdi ben önce bir kontrol ediyorum salatalıklarımızı. Zehra annemiz salatalıkları tek tek inceleyip kimin doğru kimin yanlış yaptığını yazıyor aklına. Sırada salatalık dolmasının ikinci etabı var. Şimdi salatalıklarınızı önünüze koyun. Annemizi bu defa çok dikkatli izleyin kızlar. Evet, şimdi devam ediyoruz iç malzemesini hazırlamaya. Sadece kuru soğanımı alıyorum çocuklar. İşe yine bir püf noktasıyla başlıyor Zehra anne. Soğanın göz yakmaması için tahtayı sirkeyle güzelce siliyor. İlk gün olduğu için kızlarımıza soğanın nasıl doğranacağını da gösteriyor annemiz. Bakıyoruz, biliyorsunuz, biliyoruz dediniz. Yine de bir kez gösteriyorum. Sonuna kadar kesmiyorum. Evet, ondan sonra bakın küçük küçük görüyor muyuz? Yemeklik. Gördük mü çocuklar? Evet. Yemeklik doğruyorum. Şimdi bazen anneleriniz de evde çintme yapar. Şöyle evet, şöyle bakın. Aynen. Çintme yapar. Onu da şu şekilde doğrar. Eskiden tahta kullanma alışkanlığı olmadığı için evet. Annelerimiz hep bu şekilde yapmış çocuklar. Evet. Ama tahta daha kolay. Ama hızlı, daha sonra daha tahta hızlı. Kullanımı ortaya çıkınca tabii ki şuralar kesilmesin diye hani hele ki sizler genç kızsınız tahtada kullanmak çok daha güzel değil mi? Evet, hadi bakalım soğanlarınızı doğruyorsunuz. 3, 2, 1. Kızlarımız hemen soğanları aldı ellerine. Biz tam da unuttular derken neyse ki sirkeyi de sürüyorlar tahtaya. Aferin kızlar. Geriye bir tek soğanı doğramak kaldı. Pastacı kızımız Emel rakiplerini epey zorlayacağı benziyor Zehra anne. Emel'cim. Efendim amcim. Pastacı olmadan önce ne yapıyordun? Okudun mu? Çalıştın mı? Nedir hani başka kariyerin var yönetici mı? Yönetici asistanıydım ben. Yönetici asistanıydım. Zaten 11 aydır falan bu işi yapıyorum. Daha önceden yönetici asistanıydım. Sonra işten ayrıldım. Şimdi pasta yapıyorum. Sipariş üzerine çalışıyorsun. Evet. Sitemiz var. Var mı müşterin? Sitemiz var. Sitemiz var. Evet. Yani blog gibi. Bloglarımız var. Evet. Var. Evet. Orada devam ediyoruz şimdi. Ablamla beraber yapıyoruz. Beraber yapıyorsunuz. Evet. Müberracığım nasıl elinde biraz kalın olmuş soğanlar. Bak onları ben şimdi buradan tekrar görüyorum. Vuracağım. Evet, ben buradan görüyorum. Gözünden de hiçbir şey kaçmıyor Zehra anne. Harcın içinde eriyip gitmesi için soğanı incecik doğramak gerekiyor kızlar. Ayten'in tahtaya sürdüğü sirkenin etkisi geçmeye başladı galiba. Anne benim gözlerim yaşarmaya başladı. Senin soğanın çok daha acıymış. Keşke biraz daha sirke sürseydin. Ayten sen annenle giriyor musun mutfağa? Ben annem vefat etmeden öncesine kadar giriyordum. Annem vefat ne evet, zaman? 2 sene oldu annem vefat edeli. Başın sağ olsun. Başın sağ çok sağ olun. Allah razı olsun. Aa, canım benim. Oh gözlerim. Güzel çocuğum. Neden vefat etti? Annemin beyninde tümör vardı. Sonra da tüm vücuduna yayılınca gözlerim. Ondan sonra neyse tam da zamanında oldu bu gözyaşı. Öyle bir anda açıldı ki konu kızımızın ağlamaması imkansız.
Çaresiz hastalıklar karşısında hepimizin eli kolu bağlanıyor ne yazık ki. Yalnız ölüm sebebi beynindeki tümörden değil, annemin son vefatına doğru şeydi, yemek yiyemiyordu. Yemek yiyemiyordu diye biz de ona sıvı mama verelim istedik. Artık beynindeki tümörler yutkunma özelliğini kaybetmişti annem baskı, evet, uyguladığı için. O yüzden sıvı yolla hani şey yapalım demiştik, mama falan verelim demiştik. Doktor çağırdık, özel doktor. Özel doktor annemin işte... İşte var mı annem? Altta. Annemin şeysini, midesine hortum salmak için doktor çağırmıştık ki hani mama verilsin diye, hani yutkunma olayı olmasın diye. Gelen doktor da annemin midesine hortum salacağı yere ciğerine salmış. Doktor gittikten sonra ablam mamayı verince annem fenalaşmaya başladı. Fenalaşınca o şekilde hani yoğun bakıma hemen kaldırıldı acil bir şekilde. Ertesi günü zaten hayatını kaybetti. Yani yanlış bir şeyden dolayı. Evet, yanlış oldu. Bir şeyden dolayı. Başın sağ olsun. Allah razı olsun. Mekanı cennet olsun. Amin. Allah sağ olun. Allah. Kalanlara sabır, tüm vefat eden annelerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaşadıkları bu duygu dolu anlar kızlarımızı derinden etkiliyor. Özellikle Müberra'nın gözleri dolu dolu oluyor. Anne bitirdik biz. Müberra ne oldu güzel çocuk? Ya benim babam da hasta da o aklıma geldi. Senin babanın neyi var? Lenf bezi kanseri. Çok zor Müberra'cığım, evet. Çok zor. Ah canım benim. Gel annem, aman. Gel bir sarılayım sana da, gel. Vallahi çok üzülüyorum böyle. Ah canım. Kızımızı bir nebze olsun teselli edebilmek için sarıp sarmalayan Zehra annemiz dualarını da eksik etmiyor. Allah yardımcımız olsun. Allah tüm hastalara şifa versin. Amin. Canım benim. Ay bu küçücük yaşta işte bu işlerle, böyle hastalıklarla, evet, uğraşıyorsunuz. Çok zor. Yani bu bir çocuklar sınav. Allah tarafından bir sınav. Yani bu sınavı işte babanıza, sen anneni kaybetmişsin ama babana yapacağın iyi davranışlarla bu sınavı kazanacaksınız. Sana ne oldu Emel? Üzüldün değil mi? Allah kimseyi annesi babasıyla sınamasın. Bence de. Çok zor. Konuştukça kızlarımızın morali daha da bozuldu Zehra anne. Yemeğe devam, belki biraz kafaları dağılır, unuturlar acılarını. Bunları konuşalım sonra finalde, annelerimizle de dertleşelim, olur mu çocuklarım? Evet, şimdi ben devam ediyorum. Şimdi bir yandan da beni takip ediyorsunuz. Kıymamı koydum. Kıymanın ardından bir bardak bulgur da güzelce yıkanıp ekleniyor harca. Sırada yemeklerin olmazsa olmazı var. Soğanlarımı koydum. Baharatlarımı koyuyorum. Bir çay kaşığı dolusu tuzumu koydum. Bir çay kaşığı dolusu karabiberimi koydum. Bir çay kaşığı dolusu, bakın fesleğenimi aldım elime önce. Şu şekilde yapıyorum. Hemen sertmek varken fesleğeni neden ufaladığını kızlarımız merak ediyorlardır Zehra anne. Bakın bir sürü çöp çıktı. Hmm. Ve kenarlarından şu çöpleri alıyorum çocuklar. Bunlar ağzımıza gelir. Biraz da kenarına koydum. Şöyle alıyorsunuz bunu. Direkt ölçü olarak vermedim ki fesleğenin nasıl kullanıldığını da görün diye. Devam ediyorum. Bir yemek kaşığı domates salçam, biber salçam ve domates salçamı birer yemek kaşığı koydum. Bakın sumağımı ellemiyorum. Çünkü bazı yörelerde ya da bazı aşçılar diyeyim yağı içine koyar. Eritip de koyabilir. Hı hı. Ya da tencerenin dibine koyabilir. Ben içine hiç eritmeden içine koydum. Ve sıra geldi. Bunu birbiriyle özleştiriyorum çocuklar. Fakat bakın maydanoz ilave etmedim. Neden biliyor musunuz? Maydanoz çok fazla zedelenmesin, ezilir elimi yoğurmasıyla. Biraz daha sonra koyacağım ki daha diri olsun diye. Tadı ağza gelsin. Evet. Salatalık dolmasının harcını tüm malzemeler özdeşleşinceye kadar yoğuruyor annemiz. Sıra geliyor lezzet ve sağlık deposu maydanoza. Böyle yarım demet kadar, yarım demetten biraz az. Bunu ister elinizde doğrayabilirsiniz. Çok çok ince değil. Çubuklarıyla beraber. Evet. Maydanozu en son katacağınızı unutmuyorsunuz değil mi kızlar? Önce harcı iyice yoğuracaksınız. Çocuklar dolma içi hazırlarken çok iyi yoğurmak gerekiyor. Hepsi özleşsin diye. Şimdi dolmam baktım biraz kuru. Çok içinde kuru bir dolma olursa tıknaz olur böyle, tıkız tıkız içinde kalır. O yüzden hafif böyle
biraz su koyuyorum dolmamın içine. Dolmalar çocuklar böyle yağlı olduğu zaman daha lezzetli olur. Hı hı. Bakın yumuşadı, görüyor musunuz? Yumuşaklığını hissediyor musunuz? Sumak en son üstüne mi dökeceğiz? Evet, evet. Sumak penceredeyken en son. Sumak en son. Evet, bakın şimdi iç harcım halloldu. Şimdi salatalıkta çocuklar dolmasını yaparken en önemli püf noktalarından biri de salatalıklarınızın içi su dolacak. Hı, evet. Bakın suyunu dökmeniz gerekir. Dökmezseniz dolmanızın kıvamını kaçırırsınız. Evet, şimdi alıyorum içine. Ne çok dolduracağım çocuklar. Sıkıştım. Elimle böyle kontrol ediyorum. Birazcık böyle ağzından açık kalacak. Gördük mü? Hı hı. Bak tekrar bunu da döküyorum. Şimdi belki aklınıza bir soru gelir diye bekledim ama gelmedi. Anneciğim, salatalıkların içini tuzlamadık. Daha çok sulanır. Evet, daha çok sulanacağı için tuzlamadık. Mesela bazı dolmaları yaparken içini tuzlarız. Patlıcandır, biber dolmasıdır. Hatta bazı yörelerde karabiberle tuzu karıştırıp içine şey yaparlar. Ama bu sulandığı için yapmıyoruz. Son aşamayı da göstereceğim. Ondan sonra size başlatacağım. Evet. En üstüne de çocuklar domatesle kapak, evet, kapak yapacağız. Küçücük bir domates kapağı yapacağız. Dolmamızın üstünü illa kapatmak gerekiyor değil mi Zehra Hanım? Açık bırakmamak lazım. Evet çocuklar, bütün dolmalarda genellikle üstüne domates koyarız. Yaprak konur. Yani elinizde ne varsa, mesela hiçbir domatesin yok, marul yaprağı koyabilirsin. Marul yaprağı yoksa maydanoz yapraklarını üstüne koyarsın. Bunun nedeni dışına taşmasın, fırtlamasın, dışına çıkmasın diye. Evet, elinizi alın şöyle. Ne kadar sürede pişiyor annem? Bu yani 20 dakikadan önce pişmez. Anladık mı? Anladık. Evet, 3, 2, 1 başlayın. Sivas'ın salatalık dolması için heyecanla işe koyulan kızlarımızdan ilk hatayı ne yazık ki Sivaslı kızımız Emel yapıyor. Yıkamadan koydun bulgurunu. Oh. Bak işte bunlar hep püf noktası. Acele gider, acele gider demiştim. Hızlı olacağım derken püf noktalarını unutmayın kızlar. Emel'in hatası sayesinde herkes hatırladı bulgurun yıkanması gerektiğini. Aferin kızlar, fesleğeni ufalamayı unutmadınız. Şimdi harcı bir güzel yoğurma vakti. Tüm malzemeler birbiriyle özdeşleşene kadar kızlarımız yoğurmaya devam ediyor harcı. Kızlarımız maydanozu en son katıp annemizden bir puan daha alıyorlar. Bu salatalıkların içini ne yapacağımızı hiç düşündünüz mü kızlar? Anneciğim, ben bu çıkan salatanın içini, suyunu sıkıyorum, içiyorum onu. Ya da yüz maskesi yapmak için. Tabii ki onu yiyebilirsin, yüz maskesi yapabilirsin. Yüz maskesi için çok güzel oluyor. Evet, her türlü şekilde kullanabilirsiniz. Yani atmayın onları da. Yok, atmıyorum. Ana ocağında hiçbir şeyin israf olmayacağını öğrenen kızlarımız salatalıkları doldururken kalan harcı da ne yapacaklarını düşünüyorlar hemen. Geri kalan harcı buzluğa koyuyoruz anne. Tabii ki, tabii ki. Ya da başka malzeme varsa devamını da getirebiliriz. Evet, başka evinizde başka malzeme varsa devamını da onlarla ne yapabiliriz? Doldurabiliriz. Bakın ben bu arada bütün 6 tanemi doldurdum. Geldik son aşamaya. Domatesle yapacağınız kapaklar hem dolmamızın dağılmamasını sağlayacak hem de yemeğimize güzel bir görünüm katacak. Evet, tencerelerinizi vereyim mi? Evet, tamam. Evet anne. Dolmaları kapatmayı bitirenler hemen el kaldırsın. Bitirdim ben anne. Evet, al tencereni o zaman güzel çocuğum. Ben de alabilir miyim? Gönderiyorum. Ben de alayım anne. Seninki burada zaten. Ha, tamam. Emel al güzel çocuğum. Salatalık dolmaları güzelce diziliyor tencerelere. Dolmayı yapmak kadar pişirmesi de maharet ister. Özellikle de ne kadar su koyacağınız çok önemli. Ben suyunu koyacağım, size ölçüsünü göstereceğim. Evet, elden ele arkadaşlarına gezdir. Ben biliyorum zaten. Sen biliyorsun zaten. Göreceğiz şimdiki. Hadi bakalım. Gördük mü? Evet, Müberra sen oradan sürahiyi alıyorsun. Sen de bu sürahiyi alıyorsunuz. Sırayla herkes suyunu koysun. Gerçi Nisa biliyor ama biz yine de tekrarlayalım. Suyu annemizin gösterdiği kadar koyacaksınız kızlar. Çocuklar, yemeğe çok su koymak iyi değildir. Az su koyup
kaynadıkça suyu azalırsa sıcak su ilave etmek her zaman daha yemeğin lezzetini bozmaz. Ama böyle birden çok su koyarsanız yemeğin lezzeti bozulur ve çok sulu olur. O zaman daha zorlanırsınız. Ne yapmak zorunda kalırsınız? Üstünden suyunu almak zorunda kalırsınız. O yüzden her yemek yaparken az suyla başlayın. Sivas'ın dillere destan salatalık dolması ocağa koyulup altı da yakılıyor. Ekşisi iyice çıksın diye suya koyduğumuz sumak hala duruyor Zehra anne. O ne zaman katılacak merak ediyoruz. 15-20 dakika bir pişmeye bırakacağız. Daha sonra pişmesine yakın çocuklar suma bir su bardağının içine dökeceğiz. Suyunu sadece. Evet, suyunu. Bunu yöresel olarak çocuklar tane sumaktan da yaparlar. Ama biz tane sumakla yapmadık, normal sumakla. İşte ekşili, Sivas'ın ekşili salatalık dolmasının adı bu sumaktan geliyor. Pişmesine tam yakın bunu döküyoruz. Kap altını kapatıyoruz, bekletiyoruz. Kaynamaya başladı evet, mı? Bakalım evet, şimdi iyicene şöyle bir fokurduyacak. 2-3 dakika bir fokurduyacak. Şimdi kısık ateşte ağır ağır lezzetini bulacak yemeğimiz. Meltem anneden püf noktaları. Buzluk kabının içine sirke koyuyorsun. Onu donduruyorsun. Mum damlayan yeri dolaptan çıkartmış olduğun buz şeklindeki sirkeyi o mum lekesinin üzerine koyuyorsun. Ne işe yarıyor peki? Heyecanla beklenen dakikaların ardından salatalık dolmasına sumağı katma vakti geliyor. Evet çocuklar, artık dolmalarınız pişti. Evet. Altını yarıma getirdiniz biliyorsunuz, yarımda pişti. Yarımda piştikten sonra ben şimdi size biraz daha pratik bir yöntem göstereceğim. İki tane süzgeçimiz var. Siz sumaklarınızı süzgeçte süzün. Anlaşıldı mı? Ben size veriyorum sırayla, üstüne süzgeçlerinizle sumağınızı süzün bakalım. Son anda katılan sumakla dillere destan ekşili lezzetine kavuşuyor salatalık dolması. İşte işin bir püf noktası daha. Şimdi altını açın. Bir iki kere şöyle bir kaynasın. Şunun içine koy çocuğumuz. Bir tıkırdasın. Sumakla birlikte ekşi olacak çünkü. Bir tıkırdasın şöyle. Dolmalar ocakta tıkırdadıkça bizim karnımız da zil çalmaya başladı. Hala pişmedi mi yemek Zehra anne? Evet, şimdi ocaklarınızın altını kapatın. Ve çocuklar, sunum çok önemli. Sunumu ne kadar düzgün ve insanın gözüne hitap ederse o kadar iyidir yani. Çünkü insanlar ilk etapta yemeğin tadını bilmezler. Sunumuyla görürler değil mi? Dış görünüşüyle yemeği ilk başta değerlendirirler. Misafir önce gözle doyar. Evet, evet. Daha sonra lezzetine bakılır. Elimizde mis gibi pişmiş salatalık dolmalarımız ve maydanozumuz var kızlar. Gösterin bakalım süsleme yeteneğinizi. Tabaklar hazırlanır hazırlanmaz gözler Zehra anneye çevriliyor. Evet, şimdi lezzetlerine bakacağım. Yapılışlarını hepsini inceledim. Tek tek gözlem yaptım. Bir de lezzetine bakacağım. Evet, Ayten'den başlayayım. Ayten'cim, şöyle bir tanesinden biraz alıyorum tabağıma ve lezzetine bakıyorum. Zehra annemiz yemeği tadarken Ayten'in kalbi heyecandan güm güm atıyor. Bu heyecan tüm yemekler tadılıncaya kadar sürecek kızlar. Nisan Nurcuğum, getir yavrum. Evet. Hayır anne. Ah Zehra anne, ser verip sır da vermiyorsun hiç. Kızlarımız heyecandan helak oldu. Peki Nisan. Emel'cim sen var, şimdi Emel'inkine tadına bakıyorum. Annemiz lezzet teftişinde sona doğru yaklaştıkça nefesler iyice tutulup kalp atışları da hızlanmaya başlıyor. Biberacığım, seninkinin tadına bakayım güzel çocuğum. Ve beklenen an geliyor. Son yemeği de tadan Zehra anne kararını veriyor. Evet, lezzetlerine de baktım. Lezzetine ve yapılışına, her şeyini değerlendirdikten sonra bugün yöresel lezzetlerimizden Sivas'ın ekşili salatalık dolması yapımında ilk olarak bileziği bana verecek kızım bence Nisan'dır. Emel. Ya. Emel. Emel'cim, bileziğini alayım, ondan sonra açıklayacağım. Bileziğini bana ver çocuğum. Şimdi önce dolmalarına bak. Bir tanesinin üzerinde domates olmadığını göreceksin servis sırasında.
Evet, şunu da yok. Gördün mü? Bir de deldin. Dibini delmiştim. Bir de delmiştin. Evet, bir tane bileziğe mal oldu. Ay ben kendime çok şaşırıyorum yani. Ben böyle değilim ya. Ya mutfak yani en çok güvendiğim. Mesela ben kendiminkin tadına baktım. Tadı kötü değil ve sadece onlardan hani kaybettim yani. Evet, bugünkü ekşili salatalık dolması görevinde bileziği ikinci olarak bana verecek kızım Müberra. Alıştık artık bu sıralamaya. Servisini beğenmedim. Yavaştın, çok yavaştın. İçini tam herhalde karmamışsın. Bazı yerlerde böyle bazı mesela salça ya da karabiber diyeyim ağzıma geldi. Müberra şöyle olsun istiyor. İşte bunlar konuşsunlar, işte o arada bir şeyleri kaçırsınlar. İşte ben o arada işimi çabucak yapayım, onlardan daha iyi olayım diyor. Fakat ilk elenenler arasına girmeyi de başarabiliyor. Müberra arkadaşım sağ olsun. Yani hiçbir şey bilmiyor. Müberracığım bileziği alalım. Canım. El. Uzak elden eve. Elden eve. Elden eve. Aynen. Sana değmese de olur. Al. Bugünkü ekşili salatalık dolması görevinde bileziği hak eden kızım finalde. Ya of anne ya. Anne lütfen çarpıntı şimdi yaşadım evet, burada. Finalde. Çocuklar ben tadına baktım, baktım. Sizler de tadına bakın. Ondan sonra Meltem anne annemiz sizi bekliyor, tamam mı? Hadi ellerinize sağlık. Kolay gelsin. Afiyet olsun. Anne. Bu heyecanı ancak leziz mi leziz ekşili salatalık dolması bastırır kızlar. Hadi bakalım, afiyet olsun.